Mehmet Hanımcığım sağ olasın. Nasıl mahvule geçti anlatamam. Kusura bakmayın biraz zor oldu ama. Nasıl olsun. Çocuk olunca hep öyle. Ama birinin derdi bitiyor öbürününki başlıyor. Öyle. Halledebildiniz mi? İşte yani ev kalabalık olunca derdi de çok oluyor. Öyle öyle. Ya Nur Hayat. Efendim. Ya biraz gel hele. Gel gel. Bir şey diyeceğim. Çok güzel bir vakit değil mi? Kıymet Hanım. Ne dilediniz? Nasıl? Dilek olarak. İşte bu akşamı kazasız belasız atlatsak. Zira bizim aile olunca hep bir sorun çıkar. Hani bir yerden olaysız kalkalım. Yok. Muhakkak bir kriz, bir patırtı, birbirine girmece. Siz? Ne mi diledim? Gerçi sizin başınız rahat, ne dilersen dile. Doğruyu mu söyleyeyim, uydurayım mı? Doğruyu. Sizinki gibi bir aile diledim. Böyle patırtılı, gürültülü, didişmeli, curcunalı, hayat dolu. Hakim Bey, vallahi bizi sultanın küpesi gibi dolaştırdın ha, sağ olasın. Ne demek? Belli ki... Kıymet Hanımlar için hatırın büyük. Çok. Bu akşam diyeyim, ailenin büyüğü siz olun. Ya kızın söz yüzüğünü siz takın. He Kıymet Hanım, yani yakışmaz mı Hakim Bey'e? Kıymet Hanım. Yakışmaz mı? Hakim Bey tamam derse. Tamam, tamam. Bir haydi o zaman gidelim. Buyurun, buyurun. Haydi, haydi, haydi bakalım. Haydi, haydi.